Merhabalar, Hızlı Karar'a hoş geldiniz. Hızlı Karar programında bu hafta aslında çok ilginç bir haftayı da geride bıraktık. Çünkü hafta boyunca çok fazla veri vardı, çok fazla haber akışı vardı. Bütün bu haber ve veri akışlarının odağında birçok şeyin de netleştiği bir haftayı bugün haftanın son işlem günü bitiriyoruz artık. Birçok şey netleşti derken yurt içinde Merkez Bankası faizleri olduğu gibi bıraktı. Dolayısıyla bir süre daha sıkı duruşun devam edeceğini söyledi. Enflasyon biraz iyi gelince Merkez Bankası acaba faiz indirimi yapar mı diye düşünmüştü piyasada bazı kesimler ama olmadı. Merkez Bankası olduğu gibi bıraktı faizleri. Arkasından da gördüğümüz gibi yurt dışı piyasalarda oldukça riskli bir hafta yaşadık özellikle Brexit konusunda İngiltere'de e, parlamento'daki güven oylamasını. Teresa May kazandı. Şimdilik ilk roundu kazandı ama bir B planıyla pazartesi günü tekrar parlamentonun karşısına çıkacak. Euro'da oynamalar olabilir mi? Yani Amerika yavaş yavaş Çinli şirketlere karşı çok sert müdahalelerde bulunmaya başladı. Son gelen büyük telefon şirketinin son gelen rakamlarıyla birlikte Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında Ortaya gelinen nokta aslında bütün rekabet konusunda biraz daha risk iştahını azaltacak yönde birçok adli sürecinde başlamış olması. İlginç bir hafta yani. Hem Amerika'da işler çok yolunda değil. Gelen rakamlar ülkede bir resesyon şüphesini akla getiriyor. Ama şimdilik böyle bir şeye ben ihtimal vermiyorum diyen bir Amerikan Merkez Bankası var. Arkasından Draghi konuştu. Draghi bir miktar daha piyasaya destek vermemiz gerekecek. Anladığım kadarıyla büyüme rakamları o kadar da güçlü bir... Euro bölgesi ekonomisi olmadığını bir kez daha hatırlatmış oldu. Almanya dahil olmak üzere birçok resesyon şüphesini ortaya koyan rakamlarla bir haftayı geride bıraktık. Avrupa Merkez Bankası konuştu, Amerikan Merkez Bankası yöneticileri konuştu. Merkez Bankası da şimdilik işler fena değil. Enflasyonda görece bir iyileşme var. E, cari durumda da görece bir iyileşme var ama daha fazla doneye ihtiyacım var dedi. Şimdi bütün bunlardan sonra e, borsada ne oluyor? Borsada biraz yükseliş var evet ama içeride bir seçimler var. Yerel seçimler var, yerel seçimler İçimlerle ilgili birçok harcama kalemleri var ama bir taraftan da Amerika ile Türkiye arasında bozulan ilişkiler var. Tekrar Trump'la bir tweetle ortalık karıştı. Trump dedi ki ben yerle yeksan ederim Türk ekonomisini. E, sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi de e, iş tatlıya bağlanmış gibi gözüküyor. Sevgili Artunç, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, enerji. Ben, ben de mi? Yo ben de böyle. Ben, yani, <laughs> ben duruyorum sen koşuyorsun. <laughs> sen de şimdi koşacaksın biliyorum çünkü. Çünkü sana çok sorun var şimdi. Ya ben senden birlikte program yapınca enerjim yerine geliyor. Hep maşallah, söylüyorum. Maşallah. Hep söylüyorum. Maşallah. Şu programı 36 saate çıkarsalar <laughs> kesintisiz yayın yapsak yemin <gülüyor> ediyorum <gülüyor> reytinglerde ortalığı sallarız. Ben teşekkür, biliyorum. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Teşekkür ettin ama ben ikimize birden aslında iltifat etmiştim. Tamam ben de zaten o senin güzelliğin dedim. Yani benden kaynaklanan bir şey yok. Ben senin yanında işte mümkün olduğunca birkaç tane bir... Tamam tamam karizmamı bozma. Benden daha yakışıklı ve benden, benden daha karizmatiksin işte duruyorum. Aa, ben çok de teşekkür kenarda, ederim. kenarda köşede şöyle bir duruyorum. Çok teşekkür ederim. Çok Sevgili Artun şimdi işler karıştı dedim ama ondan sonra Trump'la Erdoğan bir görüşme yaptılar. Piyasa biraz daha sakinleşti. 5.53'leri birden gördük. Ne oluyor? Yani Amerika ne yapmaya çalışıyor? Kendi içinde zaten kavga var da, Meksika sınırıyla ilgili birçok kavga, Demokratlarla. Hükümet zaten kapalı, Demokratlarla muhafazakarlar birbirine girmiş durumda. İngiltere parlamentosunda toz duman. E, Çin'in başı belada, koca telefon şirketleri Amerika'da adli e, davalarla karşı karşıya. <laughs> ne oluyor? Ne bitiyor dünyada? Ya şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim. E, çok fazla şey var konuşacak ama onların hepsini piyasanın bir yana koyası var böyle tamam mı? Bu kolay bir şey değil. Yatırımcının bunu anlaması da kolay değil. Müsaade edersen bunu bir basitçe anlatmaya çalışayım. Çok yorulduk bu haber akışından. Ve türbünlere oynayan popülist bir siyasetçiden, onların tweetlerinden çok yorulduk. O yüzden gerçekleri görmek noktasında bu popülist söylemlerin ya da tweetlerin halklar üzerinde belki seçimler yaklaşırken etkisi olabilir ama Akıllı para, ekonomi, finans çevresi bir şeyi çözdü. Çözdüklerini teker teker söyleyeyim sana. Bir, Wall Street'in korktuğu gibi Amerikan ekonomisinde öyle bir resesyon falan olmaz diyorduk. Fed de bunu lisanı münasiple söyledi. Wall Street de biraz akıllandı. Dedi ki Amerikan ekonomisi güçlü, değil mi? olsun En azından iş gücü piyasası güçlü dedi. İş gücü piyasası ama... da güçlü dedi. Enflasyonu takip ediyoruz dedi. Reel ücret seviyesi yükseldi dedi. Ama bakıldığında Amerikan ekonomisinde bir ciddi durgunluk gözükmüyor dedi. Bir tarafına yalını aldı, bir tarafına Bernanke'yi aldı. İyi ama ciddi durgunluk gözükmüyor ama şimdi biz senden neredeyse iki senedir program yapıyoruz. Ne konuşuyoruz? Dünya ekonomisini ayakta tutan, Amerikan ekonomisini bu kadar güçlü tutan teknoloji şirketleri, teknoloji şirketlerinin enerji şirketlerine üstünlüğünü konuşuyor. Senden iki senedir. Şimdi bir o ısırılmış elma şirketinin korkunç zararı açıklandı. 10 yıldan sonra ilk defa diğer teknoloji şirketlerine de bakıyorum. Şöyle bir sarsıntı geçiriyor. Evet. Yani orada bir şey var mı? Bir sıkıntı var mı? Evet, ticaret savaşı var. Yani bu savaşın ille de tankla tüfekle yapılması gerekmiyor. Bu ticaret savaşı da insanlara iş, aş olarak geri dönüyor ya da dönmüyor. O yüzden Peki, bize yansıması ne o ticaret savaşının? Yani mesela Çin'le Amerika kavga ediyor diye e, neden yatırımcı iştahında azalma oluyor da gelişmekte olan ülkelere sermaye geçişi daha Peki. Şimdi benim heyecanla konuşmak istediğim şey Türk borsasındaki yükseliş. Oradan başlayayım mı anlatmaya? Bu... Bugün mesela %1'in üstünde bir artış var. Ee, Türk borsası 2018'in son aylarından itibaren ciddi yabancı alışlarıyla birlikte yabancı oranının arttığı bir borsaydı. Ancak hem Suriye konusu hem de para politikasında acaba Merkez Bankası kazanımlarını kaybedecek şekilde sıkı para politikasından erken vazgeçer mi, faiz indirir mi diye bir korku vardı. Çünkü kredibilite ile ilgili tekrar bizim kazanmamız gereken bir zemin var. Şimdi bu hafta içerisinde iki tane önemli şey oldu. Trump'ın tweetini piyasa dedi ki, ya bu türbünlere konuşuyor, yarın düzelir. Gerçekten öyle oldu. Geçen cuma ile bu pazartesi arasındaki tek fark atılan tweetti, bir seans bile etkisi olmadı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı para politikasını devam ettireceğim ve enflasyon canavarının ben başını ezeceğim dedi. Yabancı yatırımcılar da dediler ki, ya Türk lirası ucuz Türk borsası ucuz. Biz Türkiye'ye niye para yatırmıyorduk? Acaba bir politika hatası olur mu diye. Ama şimdi bu kadar yüksek bir faiz var. Hala Merkez Bankası duracağım diyor. Bu şirketler zaten değerleri, Türkiye'deki şirketlerin değerleri zaten dolar bazında yerlerde. Biz artık bu hisse senetlerinde bir yukarı hareket yapalım dediler. Yani de Merkez Bankası dezenflasyon sürecinden etkilenmeyip rüştünü ispat etti gibi algıladı diyorsun yabancı sermaye tam olarak olmamakla birlikte bu toplantıda bir faiz indirimi olsaydı hem Türk lirası değer kaybederdi hem de borsa düşerdi. Merkez Bankası ben faizi şu anda düşürmeyeceğim dedi. Erken bir faiz indirimi yapmayacağım dedi. O yüzden eğer bu dezenflasyon süreci devam edecek bence enflasyon çok düşmeyecek ama Merkez Bankası da Nisan'dan önce faiz indirmeyecek. E öbür tarafta da resesyon diyoruz ama Amerikan ekonomisinde resesyon yok. Evet Avrupa dünya bir miktar yavaşlıyor. Amerika'da belki bir miktar yavaşlıyor ama şirket karlarına baktığımız zaman hisse senetlerine o kadar olumsuz bir tablo gözükmüyor. Neresi için? Amerika için. Isırılmış elmayı kenara koy. Diğer şirketlerde karlar fena gelmiyor. Amerikan borsası bir kötü miktar değil. Teknoloji şey hisselerinde düşüşler var ama bir var. miktar normal. Şimdi dünyada biz 1929 benzeri bir ekonomik durgunluğa doğru gidiyoruz. Bu ticaret savaşı bizi buraya götürür dediğimiz bir ortamda yine de bence Amerikan ekonomisi oldukça güçlü. Çin 69'dan 63'e gevşecek gibi gözüküyor. Çin yavaşlayınca tüm dünya yavaşlayacak. Avrupa yavaşlayacak. Zaten de öyle oluyor da mesela borsada 98 bine kadar gelme bu kadar uzun süre borsa stabil kaldı da birden bire 100 binler sınırına yaklaşmasını sadece bu şifreyle açıklamamız mümkün mü? Mümkün. Türk Türk şirketleri, Türk hisseleri çok ucuz. Bak geçen gün e, bir röportajda Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın dedi ki 60 milyar dolarlık özelleştirme yaptık dedi. Bundan 10 sene 15 sene önce. Şimdi bu kadar zamanda bu 60 milyar dolarlık yatırım yapan özel şirketlerin sahip olduğu hisselerin değerinin en azından enflasyon artı 5 puan koyduğun zaman 180-200 milyar dolar olması lazım. Nerede? Dolar bazında bakıldığında Türk borsada Türk şirketleri ucuz. Biz ayağımıza kurşun sıkmazsak dışarıdan hain bir kurşun Suriye'deki bu karanlık nasıl söyleyeyim eller bir kurşun sıkmazsa şu anda ne zaman olmamış ki? Yani gerçekten baktığın zaman Orta Doğu'nun özellikle bu Suriye şeridi yani ne zaman tarihte ne zaman bir el buradan çekilmiş ki? Mümkün mü o, böyle el, bir şey? el yani evet dediğin gibi barışa son veren barış kitabında olduğu gibi Daniel Yergin'in evet. petrol kitabında olduğu gibi haklısın. Hep el orada olacak. E, ama biz de biliyoruz ki o el varsa burada da bu var. Değil mi? Yani Türkiye'de bir bütün olarak eğer ekonomik savaşa da, siyasi savaşa da, jeopolitik savaşa da sağlam bir büyümeyle dezenflasyonla giderse burada başarılı olabilir. Dün mesela Berat Albayrak dedi ki dikkatimi çekti. Orada küçük bir parantez açarak yorum yapar mısın? Yani ben o kadar da memnun değilim dedi. Görüyoruz marketlerdeki fiyatları dedi. Enflasyonda büyük bir müca... Orada çok enteresan da bir mesaj var. Yani biraz daha destek verin dedi. Olmuyorsunuz. ...demeye de getirdi. Ya şimdi bak serbest piyasa koşulları içerisinde fiyat... ayağımıza koşul sıkmayalım dediğim Heh, için söylüyorum. Tam şimdi onu söyleyeceğim. Fiyat belirlemek noktasında dikkatli olmak gerekir. Çünkü Türkiye'de yabancı yatırımcı var. Bu şirketlerin, marketlerin dediğin halka açıklıkları var. Bunların ortakları halk. Nasıl bankalar bizim mevduatımızı alıp kredi olarak verirken dikkatli oluyorsa bu şirketler de karlılıklarını, yatırımlarını belirlerken dikkatli oluyorlar. Dikkatli oluyor. Ama e, sorun şu. Bak e, ekonomi literatüründe para politikası ve bütçe politikası açısından bakıldığında sıkı para politikasını, tasarrufu e, en iyi uygulayan paketlere ortodoks paketler diyoruz. Çok sert önlemler. Hı hı. Ve ortodoks paketleri kimler en iyi uyguluyor biliyor musun? Askerler. Emir komuta zinciriyle düşür dersin düşürürler. Ama serbest piyasa içerisinde bu bu kadar kolay olmuyor. Yapılacak şey nasıl ee, Sayın e, Berat Albayrak Diyor ki biz dengelenme sürecindeyiz Serbest piyasa içerisindeyiz Her zaman bu dengeleri koruyacağız Bunun içerisinde eğer genel olarak Senin en iyi bildiğin konu söylemeye korkuyorum Bir açılacak konu diye Tarım fiyatları ve tarım enflasyonu Bunu engellemek için hal yasasıydı Türkiye'nin tarım politikasıydı Yapısal reformlarla bu eğer Engellenirse tedarik süreci Tarladan sofraya kadar Düzgün ve verimli şekilde işletilecekse Amenna Bu önemli o zaman marketlerdeki şurundaki bundaki fiyatlar da aşağı gelir. Ama bu gelmez değil... gelmez. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu haftaki Başladık ev, bak. başlamadık. <laughs> Hemen kapatıyorum. Niye biliyor musun? Mesela ondan 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 satıyor ya. E devlet de hepsinden ayrı 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 vergi alıyor. Ona gidiyor. Ona gidiyor. Ona gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bak bir de vergi enflasyonu bak, var ya. Yani. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım değil mi? Bu ülkenin büyümeye ihtiyacı var. Büyümeli iki vergi toplamalı. Vergini topladığın zaman da yatırım yapmalı. Bu ülkede iki şeye bakmak lazım bak. Bir. Bütçe dengesine bakmak lazım. Bütçen artı veriyorsa işler iyi demektir. İki, dış ticaret dengene bakmak lazım. Cirolarda iyiyiz. Bütçede büyük borç problemimiz yok ama faizi inip çıkmasından etkileniyoruz. Çünkü her gün borç ödemek zorundayız. Değil mi? Dış ticarette baktığımızda... Cumhuriyet rekorları kırılıyor. Doğru mu? E cebine para koymuyorsun ama. Ha, Cumhuriyet rekoru kırılıyor. Cepte ne kadar ha, para kalıyor? Hatma değerli ihracat yapmak. Şimdi hmm. sorduğun soruya çok gecikmeli olarak da şöyle cevap vereyim. Sen ihracatını yüzde kırk Avrupa'ya yapıyorsun. İhracatındaki en önemli pazar Almanya. Avrupa içerisinde İngilizler çıktı çıkamadı Brexit'i geç. Şimdi Brexit başladı. Almanlar bile acaba Avrupa Birliği'nden çıkalım mı konuşuyorlar? Böyle bir ortamda kaygan zeminde sen nereye ihracat yapacaksın? Asya Pasifik dedik, Çin de yavaşlıyor. Tamam, düzeltelim, tamam genişletelim, daha fazla ihracat yapalım, katma değerli yapalım ama dünya ekonomisi yavaşladığı andan itibaren ihracatımızda da ciro belki değişmez ama karlılıkta muhtemeldir ki problem yaşayacağız. Türkiye'de şu anda iyileşme var, dengelenme var ama bu dengelenmenin nedeni Türkiye çok fit artık 42-195 maraton koşabilir diye değil. Şu anda Türkiye düz koşuya başladı daha. Eğer doğruları yaparsak, ondan sonra önümüzdeki bu engelli koşu var çünkü dünya engeli var, Suriye evet. engeli var. O engelleri aşağı 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 gideriz. İki, i̇ki yıllıklara gelen piyasadan gelen alımlar var. Evet. İki yıllıklara gelen alımlarla faizler düşüyor. Bir miktar aşağı geldi. Bir aşağı. Orayı biraz küçük bir açsana. Faizlerdeki düşüşün kalıcı ve uzun soluklu olmasını istiyoruz. Ancak şu andaki düşüşü ben sınırlı görüyorum. Çünkü enflasyonla mücadelede iyi gidiyoruz. Aşağı doğru geliyor gibi gözüküyor. Ama bunun esas nedeni şu anda ekonomik aktivitede beklenenin üzerinde bir yavaşlama var. Dünyada şu anda global koşullarda tüm yurt dışındaki gelişen piyasa borsaları uçtu. Faizler hafif aşağı geldi bir biz toparlayamadık ya da bizdeki toparlama hala sınırlı. Bu ne zaman toparlayacak dersen bence Buna daha zaman var. Çünkü ben 2019 yılının ilk çeyreğinde eksi büyümeler olabileceğini düşünüyorum. Ekonominin 2019'da %2'nin altında hatta 1'lere yakın büyürse bunun çok çok pozitif olacağını düşünüyorum. Enflasyonla mücadelede de inersiya dediğimiz bir yapışkanlık var. Beklentiler bir miktar bozuldu. O yüzden enflasyonda da ben bu sene %15 seviyesinin altının çok çok kolay olmadığını görüyorum. Şimdi Amerikan ekonomisinde yavaşlama sinyalleri var. Bunu e, konuşuyoruz. O sinyallerin o kadar da güçlü olmaması belki Fed'in elini biraz rahatlatıyor. 2019'da sana onu soracağım. Şimdi Fed'in çok güvercin bir çizgiye geçmiş olması da aslında biraz belki... Tam bir geçmedi bence. Ki. Tam, Tam geçmedi. geçmedi evet. Yani duruma bir bakacağız dedi. Evet. Yani Hala verilere aslında, bağlı hareket Dediğin geliyor. gibi üstü kapalı olarak aslında piyasalara e, biraz daha şey mesajı verdi. Yani bak hazırlıklı olun olmaz... Sizi duyuyorum. Sizi duyuyorum. Sizi duyuyorum. İngiliz yani diyor ya yani, ne dediğinizi anlıyorum. Verilere bağlı hareket edeceğim. Ya e ama sizde sizin yani Wall Street'te çok büyük bir düşüşe de izin vermeyeceğim. Merak etmeyin diyor. Şimdi. Merak etmeyin diyor. Ama ondan sonra çok da farklı bir konjonktür de oluşabilir. Çünkü dünyadaki bütün jeopolitik risklerin bir kez nereye evrileceği konusunda bir fikrimiz yok. Bir de senden şunu rica edeceğim. Yani Donald Trump'ın şimdi seçimler yaklaşırken söylemini biraz daha sertleştirmesi kuvvetle muhtemel olabilir. Mesela ben Meksika sınırıyla ilgili işte normalde Meksika ödeyecekti. Halka verdiği söz neydi? Meksika ödesin parasını dedi. Evet. E şimdi bir şey koyuyor. 6 milyar dolar şey koyuyor. Demokratlar da buna karşı çıkıyor. Şimdi diyorum ki ikinci kez seçilmeyi çok isteyecektir. Dolayısıyla biraz daha böyle milliyetçi, biraz daha şovenist, biraz daha tribünist söyleme gidecektir. Zaten 2019 2019 benim mikrofonumda mı sorun var? Ha peki patlıyormuş mikrofonumda sorun varmış ee, bak Allah sana yardım etti <laughs> 2019 zaten zor geçecek beklentisi var ya hmm. yatırımcı nasıl düşünsün Amerika tarafında daha fazla şey kırbaç sesi gelirse ee, 2019 yılı benim iki senedir altın 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 diye bağırdığım ve bütün bu riskler dolayısıyla altınlanma zamanı dediğim bir yıl Amerikan dolarının gücü dışında altının bence önemli bir yükseliş yapacağının beklendiği bir sene ama ben şunu söyleyeyim, Amerikan ekonomisine ilişkin ben çok kötümser değilim. Amerikan ekonomisinde bir resesyon beklemiyorum. Ee, Trump tarafına baktığımızda %100 haklısın. Bunu daha önce de söylüyorduk. Ee, yani şimdi ticaret savaşı yumuşuyor gibi söylemler devam ediyor ama somut bir şey görmüyoruz. Ben de bu popülist siyasetçinin daha fazla... Popülist olacağını herhalde tahmin ediyorsun. Tahmin daha, fazla. daha fazla tahmin ediyorum. Ama bence e, iletişim her şey neyi niçin yaptığı ya da yapmadığı ile ilgili piyasanın bir düşüncesi oluştu. Yani adam bir tweet atıyor Amerikan Başkanı. Ardından bürokrasi, bakanlar o dediğini destekler açıklamalar yapınca o Amerika'nın hakikaten politikası haline geliyor. Evet Amerika'nın politikasını belirleyen bir belirsizlik unsuru var orada. Haklısın ama bence Amerikan derin devleti ne istiyoryu çok güzel artık anladı ve ona göre gidiyor. Amerikan derin devleti de şunu istiyor. Biz sana tekrar seçim kazandırabiliriz ama Amerika'nın haklarını koruma noktasında çizgini değiştirme. Bunun Türkçesi şu, Suriye'den çıkıyorum de, çıkar gibi yap ama tam çıkma. E, ticaret savaşında yumuşuyorum de ama yumuşuyormuş gibi kararlar verme. Dolayısıyla şu anda bir tuluat oynanmaya devam edecek. Mesajlar bu sefer belki daha sert olacak sert olduğu zaman ya arkada başka bir iş dönüyor diye düşüneceksin. Yumuşak olduğu zaman da tam tersi. Yani piyasalar ...ifratla tefrit arasında gidip gelecekler. Biz <laughs> boyu bir oynaklık göreceğiz önümüzdeki dönemde. E, Artunç'um çok çok teşekkür ben ederim. Çok teşekkür Ağzına ederim. sağlık. E, gerçekten önümüzdeki dönem... ...Artunc da konuşacağımız şöyle çok konu olacak... ...çünkü işler kızışacak. Amerika'da yeniden bir seçim var tabii ki ama... ...yatırımcı için şu anda önemli olan 2019'da... ...biraz önce üzerinde durduğumuz gibi... ...Amerikan Merkez Bankası... ...her ne kadar güvercin bir çizgiye geçse de... ...çok da güvercin bir e, durum sergileme şansı yok. Çünkü jeopolitik risklerin çok fazla konuşulduğu bir yıl olacak. Size ilginç haberler, daha Trump'la ilgili çok 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 şey duyacağız. Dün Trump'ın büyük oğlunun attığı bir tweet vardı. Amerikan şirketlerine karşı bütün dünyanın sömürdüğü bir Amerikan ekonomisi gördük. Artık o sömürü sona erdi. Bu kadar sert, bu kadar net bir başkan tarihi hiç görmemişti. Başkan bundan sonra daha da sertleşecek diyerek aslında önümüzdeki dönem daha popülist politikaları babasının sürdüreceğini duyurmuş oldu. Dünya Bankası Başkanlığı'na da ismi geçen, e, yani isimler aslında duydun mu? Ivanka Trump. Büyük Dünya Bankası şans tanıyor musun bilmiyorum %100 destekliyorum Ben de destekliyorum kesin. En azından estetik gelebilir <laughs> Dünya Bankası'nın dünya ekonomisine katkısını En son ne zaman duyduysanız Bana lütfen bilgilendirin Beni de ben de rahatlayayım gerçekten Senelerce Birleşmiş Milletler'in karşısında çalıştım New York'ta Amerika'da Hep düşündüm Birleşmiş Milletler neye yarar diye Savaşları bitirmiyorsa Eğer anlaşmaları destek sunmuyorsa Bu kadar memura niye maaş ödeniyor diye Birleşmiş Belki, Milletler değil Birleşik Devletler Birleşik Devletler çok güzel <laughs> <laughs> Dünya Bankası'nın da başkanına en fazla parayı verdiği için Amerika Birleşik Devletleri karar veriyor herhalde dünyanın patronu olarak. Dolayısıyla Ivanka Trump önemli adaylar arasında moda dünyasından galiba Dünya Bankası'na geçiş. Ama bir dakika çok özür dilerim sözünü böldüm. Kadınların iş dünyasında erkeklere göre 3 kat verimli olduğunu düşündüğümüze göre bir Ivanka Trump 3 tane diğer başkana bedeldir. Demokrasinin ve hukukun kurulmasının arkasındaki en önemli nedeni söyleyeyim size kadın. Kadının gücü, kadının aklı ve kadının dirayeti ve inatçılığı olmasa dünyada ne ekonomiler gelişir ne de dünyada herhangi bir ilerleme kat edilebilir. Dolayısıyla kadın gücünün arkasındayız. Ben Cem Seymen Artunç'la birlikte önümüzdeki hafta, belki önümüzdeki hafta buluşmak üzere. <laughs> Hoşçakalın.